Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, veren elle, alan eli buluşturan Hayır Çarşımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Hayır Çarşımızın koordinatörlüğünü yapan sosyal hizmetler uzmanı Oğuz Demirci'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer protokol, değerli misafirler, Hayır Çarşısı açılışımıza hoş geldiniz. Bu markette sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için tüm hizmetleri onlara sunabilmek için azimle çalıştığımızı belirtmek istedim. Amacımız doğrultusunda daha kaliteli hizmet vermek için bize ve ihtiyaç sahibi ailelere bu güzel hizmet alanını sunan değerli belediye başkanımıza ve değerli Safranbolu halkına teşekkür borç bilirim. Buraya geldiğiniz için, bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizler sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğümüz projelerde önceliğimizi dar gelirli sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, dezavantajlı gruplara, engelli vatandaşlarımıza değecek, onların yanında olduğumuzu hissettirecek çalışmalara öncelik veriyoruz. O önceliklerden birisi de elbette sosyal yardım alan ailelerin yanında olduğumuzu gösterdiğimiz Hayır Çarşımız. Hayır Çarşısı hepinizin de bildiği gibi daha önce de var olan bir hizmetti. Sosyal yardım alan vatandaşlarımız buradan bir takım ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Ancak mevcut bina, Hayır Çarşısı'nın bulunduğu alan bizce yetersizdi. Binanın tamamı değil, şu anda gördüğünüz binanın yaklaşık üçte biri bu amaç için kullanılıyordu. Ve şartları da çok uygun değildi. Yani gelen vatandaşın ihtiyacı olana ulaşabilmesi, bunu rahat görebilmesi ya da belki de bizim gibi işte mağazadan alışveriş yapar gibi yapması imkansızdı. Biz bu binadaki mevcut kiracının süresi olduğu için onu çıkardık. Hem tam pandemi sürecine denk geldiği için kuaförlük kursu vardı, onu kapattık ve bütün binayı bu iş için ayırmayı uygun gördük. İmar Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız projelerini hazırladılar. Ben İşleri Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız imalatını yaptılar. Ve içeride biraz sonra göreceğiniz tüm çalışmaları belediye bünyemizdeki personelimizle birlikte yaptık. İçinin dizayn edilmesinin de dahil marketteki satılan doğal ürünlere kadar hepsi Safranbolu Belediyesi bünyesinde hazırlandı. Dolaplarımızı marangoz atölyemizde yaptık. Bu da ayrıca bir gurur veren bir durum tabii ki. Sonuçta ortaya çıkan eser bana göre çok güzel oldu. Ben de sizlerin bunu görmesi, daha çok insanın Safranbolu'da ve Karabük'te yaşayanların bunu duyması için de bu açılışı yapma ihtiyacı hissettim pandemi döneminde. Aslında pandemide çok fazla bu tür bir araya gelmeleri yapmamaya özen gösteriyoruz. Ama birçok vatandaşımız da böyle bir projeden de haberdar olmuyor bu tür açılışlar yapılmadığında. Ama biz bunun herkes tarafından bilinmesi ve duyulmasını istiyoruz. Çünkü ortaya çıkan eser dediğim gibi gerçekten güzel oldu. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bizim sosyal projelerimiz bundan sonra da devam edecek. Oyun evimiz var, açılışını henüz yapmadığımız. Onun duyurusunu da yapayım. Bir de bahar evimiz olacak. Dedik ya gençlere, çocuklara, yaşlılara diye çocuklarımız için oyun evini oluşturduk. Yaşlılarımız için, emekli vatandaşlarımız için vakit geçirebilecekleri yeni bir alan oluşturuyoruz. Onun açılışını da yakında yapacağız. Gençlerimiz için yine yaşlılarımızın bulunduğu alanda üst katında onlara bir mekan oluşturacağız. Onların da yanında olduğumuzu belirtmek adına bu projelerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Biz belki bu süreçte göreve geldiğimizden beri çok büyük işler yapmamış olabiliriz. Bana bir vatandaşımız biraz önce bir mesaj atmış. Diyor ki yaptığınız işleri takdir ediyoruz. Çok güzel ama diyor işte ıspanak marul dağıtmanız ya da cami önünde simit dağıtmanız eleştiriliyor. Daha büyük işler yapsın diyorlar. Ama ben hizmetin büyük küçüğü olduğunu düşünmüyorum. O hizmetler de insana dokunan, onun yakın yanında olduğumuzu hissettirdiğimiz projeler
Benim için o büyük projelerden çok daha kıymetli. Elbette yaparız. Yaparız. Daha 1,5 yıl oldu biz geleli. Ve geldiğimizden beri ben şunu söylüyorum. Biz mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz diyorum. Söylediğim asla mazeret olarak algılanmasın. Pandemide önceliğimiz değişti. Önce sağlık dedik. Vatandaşımızın yanında nasıl olabiliriz çalışmalarını yaptık. Yaparız elbette. Büyük projeleri de yaparız. Hiç önemli değil. Biz emek dedik, yürüyoruz, koşacağız dedik. İnşallah 2021'de pandemi sürecinde tamamlayıp biz büyük projelerimizi de başlayacağız. Ben böyle bir eleştiriye de gülüyorum ancak. Gerçekten önemsiyorum. Küçük işlerde olsa vatandaşın yanında olduğumuzu göstermek bence çok büyük bir iştir. Ben Hayır Çarşımızın içindeki sosyal marketin Safranbolu'ya hayırlı olmasını biliyorum. Sosyal marketimiz daha önce Safranbolu'da olmayan bir şeydi. Hayır Çarşımız vardı, orayı çok daha güzelleştirdik. Ama içindeki sosyal market daha önce gıda paketi gönderdiğimiz aileleri ki biz söz vermiştik, demiştik ki sosyal yardım alan vatandaşlarımıza halk kart vereceğiz. Halk karta yüklediğimiz paralarla vatandaşımız bizim ona dayattığımız gıda paketini değil de kendi ihtiyacı olanı gelip seçip buradan alacak, sosyal marketten alacak demiştik. Ve biz o sözümüzü bu projeyle yerine getirdik. Bu bir tanem olacak, belki de sonrasında sayısı artabilir. Aslında gönlümüzden geçen buralara ihtiyacı olan insanların hiç kalmaması. Keşke hiç olmasa. Ama maalesef hayat herkese eşit mesafede değil, eşit davranmıyor. Ara ara bu tür yardımlara ihtiyacı olan insanlarımız, belki de hayatı boyunca ihtiyacı olan insanlarımızın varlığı da bir gerçek. Bu gerçek ortadan kalkmadığı sürece de biz de onların yanında en iyi şekilde olmaya devam edeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel mekanı bir an önce sizlere göstermek için açılışa davet ediyorum. Teşekkür ederim. İhtiyaç sahibinin talebi var. Evet. Talebi nasıl oluşturacak? Talebini bizim Kültür Müdürlüğümüzdeki Sosyal Hizmetler Birimimize vereceği bir dilekçeyle. Evet. Dilekçe neticesinde biz onun TC kimlik numarasından gerçekten ihtiyaç sahibi mi araştırıyoruz. Evet. Bir sosyal yardım komisyonumuz var. Bu komisyon belirli aralıklarla şeyleri aldıktan sonra talepleri toplanıyorlar. İnceleme neticesinde sosyal hizmetler uzmanımız çalışıyor. Onun raporuyla beraber inceliyorlar ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar tespit edilip onlara artık halk kart veriliyor. Evet. Bastırdığımız o sosyal kartımıza yüklediğimiz parayla gördüğünüz bu markette ihtiyacı olan çocuk bezinden işte yağına, ununa, salçasına, gördüğünüz gibi şurada salçalar, turşular ve sebze var. Onların hepsi bizim SAKEM'de üretilmiş ürünler. Evet. Kırtasiye bölümümüz var çocuklarımız için. Ne ihtiyaçları varsa bu bölümden de ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Anladığımız şu mu Sayın Başkanım? Herkese bir halk kart verilecek. Buna bir bedel yüklenecek. İşte 500 lira, 1000 lira gibi ya da 500 bonus, 1000 bonus evet, gibi. Evet. Buradaki ürünlere de bir tutar konulacak. Tabii. O tutarın karşılığında elindeki bonusu neyse istediğini bonusuna girip göre, aynen orayı öyle tamamlayacak. İhtiyacı çaysa çayını, zeytini ise zeytinini, neyse ihtiyacı. Biz daha öncesinde bir gıda paketi oluşturuyorduk. Kuru gıda. Tabii evet. O bozulmaması için evet. İçinde bozulabilecek ihtiyaç malzemeleri yoktu. Onun yerine dedik biz dayatmayalım. Hep makarna, pirinç, işte tuz, zeytin, onu dayatmayalım. Ne bu insanın başka şeylere de, tuvalet kağıdına da ihtiyaç, bebek bezine de ihtiyacı olabilir. Mamaya da ihtiyacı olabilir. Bebek mamasına da ihtiyacı olabilir. İhtiyacı her neyse. Patatesi, soğanı, işte salçası dediğim gibi ne ihtiyacı varsa onları onlara yüklediğimiz bonuslarla ya da parayla satın alabilecekler. Peki. Yani o alışveriş yapma zevkini de burada yaşayabilecekler. Peki ben yaşlıyım mesela. Evet. Ya da gelemeyecek durumdayım. Size nasıl ulaşacağız? İlk kez mi diyorsunuz? Evet. Telefonla da ulaşabilirsiniz. Bizim 153 halk masası evet. Telefonumuza telefon edildiğinde halk masasına gelen bütün talepler ilgili müdürlüklere aktarılır. Evet. Orayı aradıklarında da arkadaşlarımız sosyal yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen kişi Kültür Müdürlüğü'ne aktaracaktır.
o şekilde ulaşabilirler. Biz bir de gidip evlerinde ziyaret edip durumlarını da tespit ediyoruz. Ara ara arkadaşlarımla ben de ziyaretlere gidiyorum. Yerinde görüyoruz. Başka ihtiyaçları varsa evlerinin onları da karşılamaya çalışıyoruz. Peki başkanım, teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Herkese hayırlı olsun. Önce sizi bir tanıyalım bir daha. Oğuz Demirci, sosyal hizmet uzmanıyım. Aynı zamanda hayır çağrısının amiriyim. Buradaki işleyişi takip ediyorum. Şimdi Oğuz Bey, şunu öğrenmek istiyoruz. Az önce Sayın Belediye Başkanımız dediler ki, buraya vatandaşlar geldiğinde bir kartları olacak. Kartlara biz bonus yükleyeceğiz, para yükleyeceğiz. O, yani bir tutar yükleyeceğiz. Onun üzerinden alışveriş yapacaklar dedi, evet. Ama vatandaşlarımız yanlış anlamasın. Bonus kısmı sadece gıda ile ilgili kısım, doğru mu? Kesinlikle. Sadece gıda markette geçerli olacaktır bu. Gıda marketi zaten görselini de gördünüz. Evet. Sadece gıda markette geçerli olacak, diğer kısımlarda tümüyle. Kıyafet konusunda ücretsiz. Evet. Safranbolu vatandaşlarımızın bağışı, bu bağışları ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Sadece gıda marketimiz dediğimiz gibi sosyal destek kartı, halk kartla ücretli olarak verilecek. Ki içine ücreti de biz yatırıyoruz belediye olarak. Belirli ay yardım alan ailelerimiz bu şekilde tamamlanacak. Peki buradaki giysileri, diğer ihtiyaçları, mesela ayakkabıyı, oyuncakları, bunları nasıl edinecek ihtiyaç sahipleri? Şöyle, öncelikle biz kendilerinin buraya bizzat gelip başvuru yapmalarını rica ediyoruz. Kendileri başvuru yaptıktan sonra ben sosyal hizmet uzmanı olarak hanelerine ziyarette bulunuyorum. Sosyal incelememi yapıyorum. Sosyal incelememi yaptıktan sonra kaymakamlıkla birlikte, işbirliğiyle birlikte çalışarak biz gerekli tüm detayları araştırıyoruz. Araştırdıktan sonra gerçekten ihtiyaç sahibi ise, ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtladığımız takdirde biz buradan kendilerini randevu sistemiyle davet ediyoruz ve buradan yardımcı oluyoruz. Evet. İhtiyacı olan tüm her şeyi. Peki vatandaşımız yaşlı, ihtiyaç sahibi ama buraya gelecek durumda değil. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Bu durumda da şöyle bir planımız var. Biz vatandaşın tüm boy kilo ölçülerini rica ediyoruz kendisinden. Ayak numarasını ve nasıl giyindiğini, nasıl giyebildiğini. Bunları tümüyle alıyoruz ve ihtiyaç sahibi ailemizin evine kadar teslim ediyoruz. Evet. Kendi ihtiyacına uygun şekilde. Peki teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun.